Eğitim Masası ailesi hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 12. videomuzu çekeceğiz. Benim de merak ettiğim, sizin de merak ettiğiniz şeylerden bir tanesi de olan roketin nasıl uçtuğu, roket motorlarının nasıl çalıştığı ve bu roket mantığının aslında neyden esinlenerek yapıldığı ile ilgili size bir konu anlatacağım. Çok da beklemeden direkt videoya geçelim ve bakalım roket nasıl çalışıyor, bunu öğrenelim. Uzaya ulaşmamızın tek yolu hala roketler. Peki ama nasıl çalışıyorlar? Modern roket motorları ilkel havai fişeklerden bu yana çok yol kat etti ama basit katı roketler hala aynı temel prensibe dayanıyor. Yakıt ve oksidan karışımı içeren bir tüpü ateşlemek, katı roketler ateşlendikten sonra yakıtı tükenene kadar yanar ama yakıtın yanma hızı yönetilebilir. Yanma hızını yönetmek için uçuşun farklı zamanlarında ateşlemeye maruz kalan yüzey miktarını değiştirmek gerekir. Bunu sağlamak için yakıt oksidan karışımının ortasında roketin uzunluğu boyunca uzanan boş bir kanal geçer. Bu boşluğun şekline bağlı olarak ateşlemeye maruz kalan yüzey miktarı uçuş sırasında değişir. Daha yaygın kullanılan sıvı yakıtlı roketler ise çok daha karmaşık. Genellikle bu roketlerde 2 adet itici gaz tankı bulunuyor ve bu tanklar labirent gibi borular aracılığıyla yanma odasına bağlanıyor. Sıvı yakıtı bir enjeksiyon sistemi aracılığıyla odaya pompalamak için yüksek hızlı turbo pompalar kullanılıyor. Bu pompaların da kendi motor sistemleri var. Besleme hızı ihtiyaca göre arttırılıp azaltılabiliyor. Yakıt basit bir jet ya da ince bir sprey halinde enjekte edilebiliyor. Yanma odasının içinde yanmayı başlatmak için bir ateşleme mekanizması kullanılıyor. Bu mekanizma yüksek sıcaklıkta gaz jeti, elektrik kıvılcımı veya piroteknik patlama olabiliyor. Ateşlemenin hızlı olması çok önemli. Çünkü yanma odasında çok fazla yakıt oksidan karışımı birikirse ve ateşleme gecikirse roketi patlatacak kadar basınç oluşabilir. Roket mühendisleri bu olaya sert başlangıç veya planlanmamış hızlı parçalanma diyor. Sıvı roket kademesinin ayrıntılı tasarımı yakıta ve diğer gereksinimlere göre epey değişebilir. En verimli yakıtlar sıvılaştırılmış gazlardır. Bunlardan biri olan sıvı hidrojen yalnızca -253 santigrat derece gibi çok düşük sıcaklıklarda kararlı haldedir. Bu kriyojenik yakıtlar roketi yüklendikten sonra çok iyi yalıtımlı tanklarda depolanmak zorundadır. Bazı roketler de temas halinde kendiliğinden tutuşan hipergolik yakıt kullanıldığı için ateşleme mekanizmasına gerek kalmaz. Şimdi roketin parçalarına bakalım. 9 tane parçası gözüküyor dostlarım. Birincisi yardımcı roketler. Katı roketler genellikle kalkış sırasında yardımcı roket olarak kullanılır. Sıvı yakıtlı ilk kademenin etrafına bağlanan bu roketler yakıt bitince düşer. 2. Pompa sistemi. Turbo pompa sistemi yakıtı ve oksidanı tanklardan yüksek hızla çekip yanma odasına enjekte eder. 3. İtici yakıt tankları. Her kademenin içinde yakıt ve oksidanla dolu büyük tanklar yer alır. Sıvı hidrojen gibi yakıtlar verimli olmakla beraber çok yer kaplar. 4. Ara kademe. Roket kademeleri ara kademe denilen boş parçalarla birbirinden ayrılır. Bir sonraki kademe ateşlemede önce patlayıcı civatalar sayesinde ara kademe roketten uzaklaştırılır. 5. Ateşleme sistemi. Yakıt oksidan karışımı elektrik kıvılcımı ile patlayıcı ile veya sıcak gaz jeti ile ateşlenir. 6. Yük kaplaması. Aerodinamik bir kaplama fırlatma sırasında yükü atmosferden korur, uzayda bu kaplama atılır. 7. Üst kademe. Üst kademe roketleri alt kademelere göre daha küçük ama genellikle daha karmaşık. İstendiği zaman kapatılabilir veya açılabilir. 8. Yanma odası. Yakıt ve oksidan şiddetle yandıkça genleşen gazlar alt kısımdaki egzozdan dışarı atılır. Bu sayede roket motorunda yukarı doğru itki kuvveti oluşur. 9. Katı roket. Katı roketlerin tasarımı daha basit. Tetiklendiğinde ateşlenen ve tükenene kadar durmadan yanan bir yakıt oksidan karışımı kullanılır. Roketler etki tepki prensibiyle çalışarak itki kuvveti adı verilen bir kuvvet üretir. Roket nasıl havalanıyor? Roketler uçuşun ilk dakikalarında dünyanın yer çekimiyle mücadele ederken yakıtlarının çoğunu tüketir. Bilim insanları yüzyıllar boyunca evreni keşfetmenin hayalini kurdular. Ama uzay boşluğunun gerçek zorlukları ancak 19. yüzyılda anlaşılabildi. Deneysel balon uçuşları dünya atmosferinin yüksek irtifalarda hızla inceldiğini gösterdi. Bu nedenle mühendisler henüz motorlu uçaklar icat edilmemişken bile kanatların ve pervanelerin uzayda işe yaramayacağını biliyordu. Çünkü bunlar havayı iterek ileri veya yukarı doğru bir kuvvet oluşturma prensibiyle çalışıyordu. Yanmalı motorlarda uzayda çalışmazdı. Çünkü uzayda hava yok. Neyse ki hava olmaksızın enerji üretme sorununu çözen bir cihaz çoktan icat edilmişti. Roket. Başlangıçta silah ve havai fişek olarak kullanılan roketler etki tepki prensibiyle çalışarak itki kuvveti adı verilen tek yönlü bir kuvvet üretir. Patlayıcı kimyasallardan salınan egzoz dumanları roketlerden
roketin arkasından hızla dışarı itilir ve bunun sonucunda roket etrafındaki ortamdan bağımsız olarak zıt yöne doğru itilir. Roketleri uzayda kullanmak için dünyanın havasındaki oksijenle aynı işi görerek yakıtın yanmasını sağlayan oksidan adlı kimyasal maddeleri de taşımak gerekir. Uzay yolculuğunda roketlerin nasıl kullanılabileceğini ciddi şekilde inceleyen ilk kişi Rus öğretmen ve amatör bilim insanı Konstantin Tsiolkovsky idi. Bulguları 1903 yılında yayımladı. En büyük zorluklardan birinin fırlatma anı olduğunu fark etmişti. Roketin uzaya ulaşmak için ihtiyaç duyduğu tüm yakıt ve oksijeni taşımak zorunda olduğu bu anda roketin ağırlığı maksimum seviyedeydi. Bu yüzden de roketi hareket ettirmek için çok fazla el kuvveti gerekir. Roket yol aldıkça egzozundan kütle kaybeder. Ağırlığı azaldığı için aynı miktarda etki kuvveti geri kalan kütleyi ivmelendirmede daha etkili olur. Tsiolkovsky çeşitli roket tasarımları geliştirmiş ve en verimli düzeneğin birkaç kademeye sahip dikey olarak fırlatılan bir araç olacağını sonucuna da varmış. Her kademe kendi üstündeki kademeleri belirli bir mesafe boyunca taşıyan, yakıtı tükenince de üst kademeden ayrılıp düşen birer roket olacak. Günümüzde hala yaygın olarak kullanılan bu prensip uzaya taşınması gereken ölü ağırlık miktarını da azaltır. Tsiolkovsky roket manevraları için gereken itki kuvvetini ve roketin uzaya ulaşması için gereken özgül itici kuvveti hesaplamak amacıyla karmaşık bir denklem geliştirmişti. O zamanki patlayıcı roket yakıtlarının uzay roketlerinde kullanılamayacak kadar verimsiz olduğunu fark etti. Yörüngeye ve ötesine ulaşmak için sıvı yakıtlar ve oksidanlar gerekeceğini savundu. Çalışmalarının işe yaradığını görecek kadar yaşamamış olsa da Tsiolkovsky ilkeleri hala modern roketçiliğin temelini oluşturuyor. Bir roketin havalanabilmesi için 8 adımdan oluşması gerekiyor. 8 tane ihtiyacı var. Birinci, yer çekimi. Yer çekimi her şeyi dünyanın merkezine doğru çeker. Roketin her parçasına kilogram başına 9.8 Newton'luk aşağı doğru bir kuvvet uygular. 2. Sürükleme. Dünyanın havası çok hızlı hareket eden cisimlere karşı sürükleme denilen güçlü bir direnç uygular. Neyse ki yüksek irtifalarda hava inceldikçe bu direnç azalır. 3. İtki. Roket hem yer çekiminin hem de sürüklenmenin üstesinde gelmek için itki adı verilen yukarı doğru bir kuvvet üretir. Bu kuvvet üretmek için yakıtı yakıp egzoz gazlarından aşağı doğru püskürtür. Gazlar da roketi yukarı doğru iter. 4. Yavaş başlangıç. Fırlatma sırasında roketin ağırlığı en yüksek seviyededir. Roketler maksimum itme kuvveti üretse bile bu kuvvet roketi yerden kaldırmaya ancak yeter. 5. Roket kademeleri. Roketin çoğu kademe denilen üst üste konan 2 veya daha fazla birimden oluşur. En alttaki kademe yakıtı tükenene kadar motoru ateşler. Yakıt bitince toplam kütleyi azaltmak için üst kademeden ayrılır. 6. İltifa değişimi. Roket hız ve irtifa kazandıkça yavaşça eğilerek dünyanın yüzeyine uyumlu bir yola girer. Roket yeterli hıza ulaşınca bu yol bir yörüngeye dönüşür. 7. Kütle kaybı. Yakıt yandıkça roketin ağırlığı azalır. Bu nedenle motorlardan gelen itki kuvveti sabit kalmasına rağmen roketçe daha fazla ivmelenir. 8. Yük. Yörüngeye gönderilen fırlatma aracının en üst kademesine yük denir. Yük bir uydu veya uzay aracı olabilir. Yükte genellikle sonraki manevralar için ayrı bir roket kademesi daha bulunur. Videonun geneline baktığımızda dostlarım, sizlere roketin nasıl havalandığını ve roketi havalandıracak olan gerekli yakıtların nerelerde bulunduğunu ve bu parçalanma olaylarının neden gerçekleştiğinden bahsettik. Roketin uçuş anında ne gerekli, itki kuvvetinin ne olduğundan size böyle küçük küçük bahsederek en azından genel kültür anlamında arkadaşlarınızla veya ailenizle sohbet ederken bak roket bu şekilde uçuyormuş gibi konuşmanızı sağlayacak bir ortam yarattığımızı düşünüyorum dostlarım. 12. videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videomuz gelene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere Eğitim Masası ailesi.